Arkadaşlar videoya girmeden önce içerik mağazasında bugün benim main kostümlerim geldi. Sizlere öncelikle onu göstermek istiyorum. Bunu kullanıyorum. Kesinlikle eğer almayı düşünüyorsanız benim kodumu alırsanız sevinirim. Çünkü zaten benim kostümüm. Hani bu kostümü ben kullanmaya başladım Türkiye'de ilk. Ve o yüzden hani benim kostümümü benim kodumla almanız gerçekten bana çok özel bir şey. Ayrıca benim kostüm benim kodumla alanlara Instagram'dan takip ediyorum. Videosunu atanları Instagram'dan haberiniz olsun. Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirin. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur diye umuyorum. Bu videoda başlıktan da gördüğünüz gibi sizlere pro oyuncuların kullandığı klavyeyi aldım ve onları göstereceğim. Onları ne? Onu göstereceğim. Ve nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Gameplay oynayacağız onunla beraber. Uzun zamandır gameplay videosu da atamıyordum sanırım. Uzun zaman olmadı ama bu klavyenin yararlarından bahsedeceğim. Sizlere klavyelerin farkından bahsedeceğim. Ve klavye nasıl bir şey, nasıl almalısınız, hangi klavyeleri tercih etmelisiniz, fiyatlarından vesaire bahsedeceğim bu videoda. O yüzden izlemelisiniz sonuna kadar. Ayrıca sistemim geldi. Şunlar anakart, RAM ve SSD'm var orada. Son gelecek bir parça daha kaldı. O da geldi mi? Sistem videosu getireyim mi? İstiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bu videoya 1000 like gelirse anlamış olurum ben de. 1000 like gelirse sistemle ilgili bir video getireceğim yeni sistemimle beraber. Umarım keyif alırsınız. Hadi bakalım hemen videoya geçelim. Videoyu zaten ilerleyen dakikalarında klavyeyi gösteriyorum. Sürpriz olsun o da, klavye nasıl bir şey diye. Hemen videoya geçelim. Evet, hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle bereketli bataklara doğru bir atlayalım. Burayı temizledikten sonra sizlere klavyemi göstereceğim. Klavyelerin farkından vesaire bahsedeceğim. Umarım videodan keyif alırsınız. Eğer videodan keyif alırsınız ya da almazsanız bile aşağıdan bir like, bir yorum bırakırsanız bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz. Her neyse, fazla uzatmadan şöyle bereketli bataklığa doğru inerek batmaya başlayalım bakalım. Şöyle direkt benim klasik yeri biliyorsunuz zaten. Direkt buranın üstüne gidiyorum genelde. Ve inemedik gibi mi? Yoksa indik, tam da cilop gibi indik gibi galiba. Aynen, ama hiçbir silah yok gibi de. Evet, yok zaten. Neyse, şöyle hemen kıralım. Burada da herhangi bir şey yok. Şu sniper gerçekten yeter yani. Bu sniper'dan nefret ediyorum abi. İnanılmaz. Okay, nice. Aha, tactical. Gel bakalım kanka. Yani çocuğu göremedim. Neyse, güzel şekilde aldık arkadaşı. Şöyle hemen şunları fulleyelim. Neyse. Biraz kötü bir zamanlamada geldi arkadaş ama hallettik. Basmam lazım. Başka biri daha geldi abi. Bunları basalım güzelce. Nerede lan bu çocuklar? Buralar. Oğlum çok kişi var. Ama kimse de ölmüyor maşallah. Okey, bu arkadaşı aldık güzel şekilde. Kanka be. Hoş. Yüzük alanda bayağı uğraştırdılar yani. Çok riske girmek istemiyorum, o yüzden şunu basacağım hemen. Tam o sırada sizlere izninizle şöyle yeni aldığım klavyeyi göstermek istiyorum. Gösteremiyorum muyum bilmiyorum ama şöyle Anne Pro 2 umarım gözüküyordur kamerada. Anne Pro 2 klavyesini aldım. Çok tatlı ve çok küçük, görüyorsunuz. Küçük klavyeler biliyorsunuz ki Fortnite'da daha çok tercih ediliyor. Çünkü hani mantıken Fortnite'ın tuş kombinasyonu daha fazla, adam var sandım da o yüzden öyle bir sustum orada. Tuş kombinasyonu daha fazla olduğu için böyle küçük klavyeler daha fazla tercih ediliyor. O yüzden ben de tercih ettim.
Kesinlikle sizler de klavye almayı düşünüyorsanız tercih etmelisiniz diye düşünüyorum. 160 klavye. Şimdi pro oyuncuların kullandığı belirli klavyeler var. Onlardan size bahsedeyim biraz öncelikle. Ducky One 2'yi kullanıyorlar. Ducky One 2 Mini. Buga kullanıyordu. Şu an kullanıyor mu bilmiyorum. Onun dışında Anne Pro 2'yi kullanıyorlar. Sonrasında başka Razer Tournament Edition var. Onu kullanıyorlar. Apex Pro kullanıyorlar. Bu arada bu sniper'ı alacağım. Çünkü bugün full sniper yedim maçlarda. O yüzden bu durumdan hiç memnun değilim şu an. Şeyde bırakamam. Çünkü... Abi şaka yapıyorsun. Pump'um var. Neyse saldım. HyperX LiOPS Pro kullanıyorlar. Zaten hani ben de kullanıyordum biliyorsunuz. Belki aranızda bilenler vardır. Eski klavyem HyperX LiOPS Pro'ydu. O şekilde bu klavyeler kullanılıyor. Ben bu klavyeyi yaklaşık 500 liraya aldım. İndirimdeydi. Şu an biraz daha pahalı olabilir. 450 liraya falan da almış olabilirim. Hatırlamıyorum şu an tam ama. İndirimdeyken almıştım ve bayağı iyi fiyata gelmişti. Ne dediğim gibi Anne Pro 2 şu an 80 dolar civarında. Ducky One 2 sanırım 120 dolar olması lazım. Apex Pro bayağı pahalıydı. 150 dolar falandı. Razer Tournament Edition de 150 dolar. Apex Pro hatta 200 bile olabilir, tam hatırlamıyorum şu an. HyperX çok ucuz. O kadar pahalı bir klavye değil. 40 ya da 50 dolar olması lazım. 60 da olabilir. Aynen. 40-50-60 civarlarında. Fiyatları arada sırada değişiyor indirim olduğu vesaire zamanlar. Bu şekilde şimdi pro oyuncular eskiden Anne Pro 2'yi çok tercih ediyordu. Çünkü ilk başta fazla böyle bu tarz klavyeler yoktu. Bundan sonra tabii ki herkes 160 klavye çıkarmaya başladı Fortnite hype'landığı zaman. O yüzden şu an hepsi farklı farklı şeyler kullanıyor. En çok kullanılan Razer Tournament'la Apex Pro. Apex olması lazım. Apex Pro deyip duruyorum şuna. Apex olması lazım. Apex TK ile Steel serisini sanırım. Onlar bayağı bir tercih ediliyor şu anda. Ducky One 2 da bayağı tercih ediyordu ama şu an sanırım hepsi değiştirdi. Profesyoneller genelde sürekli klavye değiştikleri için belli olmuyor ne kullandıkları. Bu şekilde. Umarım siz de hani aklınızdaki soru işaretini biraz da olsa giderebilmişimdir. Hadi vuralım. Drop'u güzelce düşürelim. Peki buradan bir sarı sigara almam yok mu oyun? Ya olsun, bu da olur, bu da olur. Buna da okuyayım, buna da okuyayım. Bu taraflarda adam olması lazım ya. Bir de sürekli bir ses çıkıyor. Arkamdan bir önce geliyor. Gel bakalım paşa. Yedi kafasını. Aga be. Bad time bro. Ay ödüm koptu lan. Evet garip. What? Eli... Aa takıldı klavye. İnanılmaz abi, klavyem takıldı. Ya da mouse mu takıldı anlamadım ama. Evet garip bir oyuncu. Gerçekten. Garip bir fight oldu. Orada ne oldu anlamadım, klavye takıldı galiba. Bu arada matın kalmadı mı senin hiç? Aa aynen, matı kalmamış. Üf. Biz de o kadar mat harcadık, bu çocuktan mat çıkar diye düşünerekten harcamıştım. Mat önemli biliyorsunuz, o yüzden matı kasacağım artık. Hep genelde matsızlıkla ölüyorum eski videolarda falan. İllaki görmüşsündür. Şuradan bir abimiz geliyor. Sen orayı mı lütleyeceksin sen? He? Sen orayı mı lütleyeceksin? Allah Allah, hareketlere bak 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 bak. Gaza geldi diyecektim. Orada zaten iki kişiler galiba. Ne yaptı o? Anlamadım. Evet, iki kişiyle fight en sevdiğim abi. Okey, güzel. Bu arkadaşı aldık güzel şekilde. Şurada bir kıralım. Abi tek alacağım bu arada. Güzel şekilde aldık da çok hasar yedik. Herhalde çok şeyde değil, bakmadığım için. Tamam bunu aldık. Bir de burada bir yerde şey vardı.
Aynen burada flopper'ımız var. Çok güzel hatta. Bir sürü varmış. Sniper. Kalsın sniper ya. Şurada bir abimiz var bir de. Dronlar da parktayken gitsem mi diye bir düşünmüyor değilim şu an. Bir çocuk bir kafasını göstersin. Derken aynen vurduk adam. Güzel. Hep de ben böyle ölüyorum işte. Demek böyle yapmamak gerekiyormuş. Ay oradaki çocuk da tam sniper'lık bakıyor. Ateş ediyor. Öyle kafana da yersin yani. Neyse burada kalalım abi. Çok can sıkacak gibiler çünkü. Oğlum bu nasıl bir solo game? Yani yürümen gerekiyor bu arada. Artık net gitmen lazım yani. Hani kaç. Neyse kaç hadi kaç izin veriyorum. Biz de yavaştan gidelim. Bak ama kanka. Bir akıllı sensin değil mi? Elim bambisine bak ya. İnanılmaz. Biz burada hareket etmeye çalışıyoruz. Arkadaşımız ne yapıyor? Build kasıyor. Yeme baksanız abi. Okay bro. Bunun başka hiçbir şey yok. Aynen. Sakin kanka. Kanka sen var ya çok garip bir oyuncusun ya. Herkes birbirine fokus atıyor şu an. Çok garip bir oyun var. Baksanız oğlum şu maçı. Ya çaldılar ya. Aga be. Beyler darlasanıza. Darlayın beyler. Hadi oğlum. Niye kimse darlamıyor? Aldık. Oğlum bu ne kadar garip bir oyun ya. Vallahi dünyanın en garip solosunu yaşıyoruz şu an arkadaşlar. Canımız çok az kaldı bro.
Öldük ya. Canlanmanın hiçbir şeyimiz yok. Neyse güzel maç oldu ya. Let's go baby. GG. İnanılmaz tryhard bir maçtı. Ben gerçekten solo public'te böyle bir maç oynamadım arkadaşlar. Neyse umarım sizler de keyif almışsınızdır. Oğlum kaç dakika sürdü maç bilmiyorum ama 12 kill'le çok güzel win aldık. Her neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın ve sağlıcakla kalın.